Merhabalar sevgili LEGO severler. Çılgın LEGO'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün Nisan 2023'te çıkmış olan Indiana Jones setlerine göz atacağız arkadaşlar. Tam olarak 4 tane set çıkacaktı. Bunun bir tanesi çeşitli sebeplerle LEGO çıkartmamaya karar verdi. 77014 numaralı Ölüm Tapınağı seti. 80 Euro'luk bir set. E, Liglerden resimlerini görmüşsünüzdür. E, çeşitli sebepler e, dedikodular var Nick'in çıkmadığına. Fakat Nisan ayında 3 tane e, muhteşem güzel e, set. Benim hepsi birbirinden çok hoşuma giden 3 e, tane set çıktı. Bunun 3'üne de göz atacağız. 2 tanesinde. Derin inceleme yapacağız. Bu gördüğünüz ilk olarak e, sizlere e, 77.015 e, numaralı Altın İdo'nun tapınağı. E, bunun e, detaylı incelemesi e, en yakın zamanda Beyinci Doktor'un kanalında izleyeceksiniz arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi geçen hafta Beyinci Doktor e, yanımdaydı Nürnberg'de. E, o da bu setin incelemesini hazırlayacak. Çok detaylar var, muhteşem güzel oyun imkanları olduğu için e, sağlam bir şekilde güzel bir inceleme videosu e, e, Benci Doktordan izleyeceğimizi e, şey e, diyebiliriz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, bu da o diorama e, setleri e, gibi e, yapılmış fakat bu setin e, 2008'de de bir ön seti vardı ona benzetmiş olmuş gerçekten muhteşem güzel bundan daha fazla detaylar bildirmek istemiyorum Çünkü dediğim gibi beyinci doktorun kanalında en profesyonel şekilde bir incelemesi gelecek Bugün biz inceleme yapacağımız diğer iki tane setimiz var arkadaşlar. Çok çok e, beğendiğim bir setler oldu e, ikisini de yaptıktan sonra gerçekten e, çok muhteşem oldu. İlk olarak e, avcı e, uçağı takibi setimiz var arkadaşlar. Şöyle bir uçağımızdan oluşuyor. Şöyle bir tane arabamızda, bir tane de şöyle e, şeyimiz var. E, tabii sizlere önce incelemeye başlamadan evvel saniyeyi hatırlatmak istiyorum. O saniyeyi hatırlatmadan e, daha güzel anlayamayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden küçük bir sahneyi size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu şekilde. Şöyle. Evet şu şu şekilde sahnemiz arkadaşlar. O Bu arada evimi de görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Fakat bu sahneyi hatırlarsınız. Bu sahneyi göstermeden bu setin incelemesi biraz zor olur arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi 3 tane karakter oynuyor şu anda. Benim hiç unutmadığım bir sahne olduğu için ve bu sahnenin de setini çıkarmaları çok güzel olmuş. Daha evvel arkadaşlar söylemelerine göre bu setin daha önceki seti de vardı. Orada iki uçak vardı. Ben bunu yepyeni bir set olarak görüyorum. Şunu önce bir kenara çekeyim. Ee, yepyeni bir set olarak görüyorum. Muhteşem güzel. Ee, yani hem benzetmeler hem de sahneyi gördüğünüz gibi e, ha, şey yapmak e, muhteşem güzel oldu arkadaşlar. Üç tane minifigürümüz var. Öncelikle Indiana Jones'umuz. Ee, Indiana Jones'umuz e, her sette olduğu için arkadaşlar. Ha, fakat e, değişik değişik. Bir dahaki e, öteki setimizde de gelince göstereceğim burada mesela kravatı e, var e, bir dahaki setimizde e, kravatı e, e, yok arkadaşlar e, fakat e, eski Indiana Jones'la karşılaştırmayı da e, bir dahaki e, şeyde yapacağım çünkü öteki setin eskisi de var e, gerçekten çok güzel printler yapılmış bu sefer şapkaya saçları birleşmiş gördüğünüz gibi e, şeyde eski e, Pantolonuna çok benziyor ama aynısı değil arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Ee, ayrıca e, Sir Henry Jones Profesör Sir Henry Jones yani Indiana Jones'un babası e, Sean Connery. Çok sevdiğim bir e, rahmetli e, çok sevdiğim bir artisti. Çok mükemmel filmleri var. Onun da bir tane mini figürü olması çok çok hoşuma gitti. Sahnede çok güzel sahneleri var. Ee, arabaya da şey e, incelemesini yapınca onu da göstereceğiz. Tabi daha evvel ama şöyle sizlere sahneyi göstermeden evvel şöyle pilotumuza da bir bakmış olalım arkadaşlar. Pilotumuzda e, çok benzetmişler benim hoşuma gitti. Tabi onun ismi yok, normal bir tane pilot diyoruz. Şunu şöyle kafasını çevirmiştim. Tabii o sahneyi canlandırmak için kendim yapmıştım. Gerçekten mükemmel güzel şey yapılmış. Bu da dediğim gibi yeni bir mini figür. Arabamız var arkadaşlar. Bence bu eski sete göre çok daha güzel olmuş. İki tane uçak yerine bir araba, bir tane de uçak olması hem yapım aşaması olarak şey kolaylaştırıyor hem de daha güzel bir şey oluyor bence. Arabamıza önce bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle detaylı bir bakalım ve şöyle. Arabamızı yaparken gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu arada şurada kırvacını unuttum. Ee, Indiana Jones'un çok çok hoşuma gitti. 8 stat kalınlığı çok hoşuma gitti. Yeni Speed Champions boyları gibi aynısı. Fakat şurada tekerlekleri görür görmez biraz şey oldum. Bunun tekerleğini ben sonra değiştireceğim. Şu kapıda yapışkan olması biraz beni üzdü. Ama geriye kalan her şey çok çok güzel hoşuma gitti. Arabayı benzetmişler. Filmde gördüğünüz gibi bir Citroen arabası olması lazımdı. Ama burada Citroen lisansı yok. Ee, ama e, yine de çok çok güzel benzetmişler arabayı. Yapım aşaması çok zevkliydi. Ve burada bir tane e, bavulumuz var. Şöyle sepetimiz var. E, artı bir tane de e, profesörün bavulu da var. O da o, o da yer alabilmiş burada. Ee, bunun içinde de şöyle e, bir şemsiyeyle silah var. Bu şemsiyeyle bildiğiniz gibi e, sonunda öteki uçağı ancak e, kuşları korkutarak e, şey e, son koneri düşürüyor. O da güzel bir e, sahne. Onu şimdi hazırlamadım. Ama arabayı gerçekten benzetme olarak güzel yapmışlar benim. Çok hoşuma gitti. E, 35 euroluk bir set. Yeni zamlara bakarsak bu Indiana Jones sanki lisansı acaba şey mi oldu bilmiyorum. Gerçekten Bence çok uygun bir set. Öteki mesela Speed Champion'lerle de şey yapması gerçekten çok güzel. Şöyle bir tane tabelamız var arkadaşlar. Berlin'i gösteriyor. Ve e, tunele de gireceğini de gösteriyor. Yani şurada. O da bence e, filmin detaylına göre çok çok hoşuma gitti. E, Tünele giriş yolunu da göstermesi gayet güzel. E, demin kırbaç elimi aldım arkadaşlar. Bu kırbaç hoşuma giden şuradaki şey tam Lego statlarına uyuyor ve buraya bir şeyler bağlamamız oyun ihtimalini de yükseltiyor. Şöyle camı göstereyim arkadaşlar. Önce uçağımıza gelmeden evvel. Şu cam ne yazık ki şurası yapışkan. Print değil. Ama e, ben e, trans transkliye e, taşlarda yapışkan olmasını şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi burada da bende de zorluk çıkmış. E, o e, güzel olmamış ama e, yine de e, idare ediyorum artık. Fiyat benim için Almanya fiyatı yani 35 euro ve ilk 2 ay bu Indiana Jones'lar Lego Store üzeri satılıyor. Ee, 1 Haziran'dan itibaren de her yerde satılacak. Yani Türkiye'de Haziran'ı beklemenizi önemli tavsiye ederim. Çünkü orada indirimlerde alma imkanınız olacak. Ee, onu e, gerçekten 1 Haziran'dan evvel almanızı e, pek tavsiye etmiyorum. Ama şu uçağımız da çok hoşuma gitti. E, şey olarak e, oynaması da güzel. Şurası e, plastik yani sert plastik tekerlek olmaması benim acayip hoşuma gitti. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle e, rahatlıkla yani şöyle düz masada o dönmesi benim hoşuma gidiyor. E, artı e, sahnede de gördüğünüz gibi şurayı arkadaşlar ayırıp şöyle tunelin içine de girme imkanınız var ve şuradan ateşler de yapmaları gerçekten çok çok hoşuma gitti yani tamamen filmin sahnesini ve ben bu seti daha önce çıkmış olarak görmüyorum çünkü bu sahneyi ilk defa canlandırıyor Lego yani Lego olarak ikinci setimize gelelim arkadaşlar İncelememizin çok çok güzel bir set arkadaşlar. O da 40 euroluk bir set. Kayıp mezardan kaçış setimiz. Demin kartonunu gördünüz. Tam olarak dört tane minifigürümüz var burada. Şöyle göstereyim. Dört tane. Şu anda üç tanesini görüyorsunuz çünkü dördüncü biraz saklı. Sani birinci e, bölümden e, Indiana Jones'un birinci bölümdeki e, bir sahne. Hatırlıyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Buraya e, mezara e, bulduklarında e, mezara e, tavandan şey yapıyorlar. Orada da içerisi yılanlar dolu. Ve burada da yılanları da e, şey yapmaları gayet güzel arkadaşlar. <laughs> Bu setin 2008'de de bir önce modeli vardı. Onu da sizlere hazırladım. Onunla da bir karşılaştırma yapacağım arkadaşlar. Şöyle sizlere onu da şöyle koymuş olayım. Şöyle hem kartonundan görelim, hem de setimize. Bakalım. Şimdi bu incelemede arkadaşlar gördüğünüz gibi 2008'len 2023'ü güzelce ne bir karşılaştırmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten aynı sahneyi tamamen birebir aynı sahneyi canlandırdıkları çok çok hoşuma gidiyor. Bir de mini figürlerde öz özellikle öncelikle Indiana Jones'umuza bakalım. 2023 Indiana Jones'umuz demin gösterdiğim gibi aynı şekilde bir tek e, torsosu değişik. 2008'de şöyle Indiana Jones'umuz vardı. Orada saçı gördüğünüz gibi beraber değildi. Fakat gayet birbirine benziyor. E, şey e, dediğim gibi rengi değişmiş pantolonun. Bir de tam olarak aynısı olmasa da gayet benziyor gömlek gömleği de. Birbirine gayet benziyor. Yani fazla değişiklik yok. Ama yeni figür olarak olması çok güzel. Ama bu e, Indiana Jones'u çok iyi hatırlıyorum. 10-15 tane sette vardı galiba. Yani şöyle böyle bütün Indiana Jones setlerinde bu da vardı. E, şimdi e, hepsi değişik olması benim için gayet e, güzel olmuş. E, daha sonra tabi bu sahnede en önemli karakter e, de e, Marion e, Raven'in e, bunun arkadaşlar. 2023 2008. Gördüğünüz gibi 2023'te bacaklarında da print var. Elbisesini biraz değiştirmişler. Ama suratı şöyle şu şekilde bunun iki suratını da göstermek istiyorum. Şurada şu yılanları gördüğünde korku hali. Bir de şu hali. Tabi oraya düşmeden evvelki hali. Bunu gayet güzel yapmışlar. Bu 2023'te de aynısını şu şekilde, yine yılanları gördüğü anda ee, aynı şey. Tabi eline bu sefer e, şu ateşi de vermeleri güzel olmuş çünkü o sahnede e, ateşlerden yılanları kaçırmaya çalışıyor e, ve yolunu açmaya çalışıyor. Ee, dediğim gibi bu sahnede çok güzel olmuş. Bu sefer e, ayrıten bir mini figür daha var. O da salla. E, yani gerçekten bu e, sahnede çok önemli bir minifigür olması gerekiyordu da. E, gerçekten e, bu mini figürün de çıkması benim çok hoşuma gitti. Bacaklarında print olmasa da e, şey olarak şu torso, e, şu kafasındaki şapka daha önce galiba bir mini figürde de vardı. Yani yeni bir mold değil ama gayet güzel ve benzetmeyi de gayet güzel yapmışlar arkadaşlar. Artı bir tane de iskeletimiz var ve mumyemiz var. Onu tabi incelememize devam ederek şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu sahnede bildiğiniz gibi şöyle 2008'de de şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şurada Erkuday Tüylen var. Ben Almanca'dan biliyorum artık arkadaşlar ismini, o yüzden Almanca'dan söyleyeceğim. Bunun aynısını yeni 2023'ünde de şey yapmışlar, yani geç aktarmışlar. Onu ama buraya aktarmaları güzel olmuş. Biliyorsunuz aynı prodüsent, aynı şey olduğu için George Lucas'ın Indiana Jones'da George Lucas'ın olduğu için bunu bir anımsama olarak yapmışlar. Ee, Ama sahnemiz gerçekten mükemmel diyebilirim. İlk baştan e, şimdi 2023'e bakmış olalım arkadaşlar. Daha sonra 2008'i de kontrol edeceğiz. Evet şöyle Öncelikle ilk gözümüze çarpan tabii e, filmde binlerce yılan var ama burada da yine de 5-6 tane e, yılan koymaları Gerçekten çok güzel. E, şu e, mumyalarımız e, şey e, heykellerimiz e, dönüyor. Eskisinde ikisi de e, şey düşüyordu. Bunda bir tanesi düşüyor. Onu şimdi sizlere göstereceğim. Ayrıca şurada bir oynama şeyimiz var ve şunu e, şu şekilde şuraya yılanımızı arkadan koyup Şuradan şöyle yılan e, duvarlardan geldiği için yılan gelebiliyor. E, bunu 2008 modelinde tabii aynısı var ama hepsinde fazla 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 yılan dönüyor. O da gayet basit bir mekanizma. Sonra arkasını da gösterince bütün mekanizmaları göstereceğim size arkadaşlar. Şurada şuradaki e, gördüğünüz gibi e, şeyler sarkofak e, e, iki tane sarkofak. Ne yazık ki o da şey arkadaşlar yapışkan olarak gerçekten ama ben yine de beğendim yapışkan olmasına rağmen yine de beğendim ve şöyle şurada da gördüğünüz gibi şey var ne yazık ki bunu hemen 2008 ile bir karşılaştırmasını yapayım arkadaşlar ne yazık ki şey olarak. 2008'de daha güzel yapmışlardı. Şunu şu şekilde göstereyim. Ama bunu e, ikisini de şimdi hem Salah ile Indiana Jones beraber taşıyabiliyor. Şurada yapışkan benim 2008 biraz daha güzel e, beğendim. Ama bu da fena değil. Ama dediğim gibi 2008 modelde daha güzel yapmışlar. Şurada şimdi oyun şeylerimize gelelim arkadaşlar. Sahnede bildiğiniz gibi Indiana Jones e, buraya çıkıyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra şunu sallaya sallaya e, duvarı açmak için e, şey yapıyor. Burada Indiana Jones'u da koyma imkanımız da var şu şu kenara. O da e, güzel olmuş. E, gayet basit bir mekanizmayla şöyle şurayı gördüğünüz gibi açıp duvarı da bölüyoruz. Eskisinde iki tarafı da açabiliyorduk. Ama ben şahsen bu bir tane tarafa açılması gayet iyi görüyorum. Sebebine gelince filmde de sırf bir tane tarafında şey yapıyordu. Ama o güzel olmuş bence. O burasının açılması gayet güzel. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şuraya girdikten sonra Indiana Jones e, ve şey girdikten sonra şöyle arkada bir şey daha geliyor. Burada da dördüncü minifigürümüzü buraya saklamış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle burada da bir tane mumiye geliyor. Bu mumyede yeni bir minifigür gerçekten çok çok başarılı çok çok güzel olmuş bence. Bunu böyle arkaya yapmaları da çok güzel çünkü sahne orada bitmiyor ve şuraya devam ediyor. Orada da çok güzel. Şu şey mekanizmayı da göstermişken göstermiş olayım arkadaşlar. Şuradan şu şekilde demin yılanımızı itmiş olduk. Şimdi 2008'le direkt karşılaştırmayı yapacağız dedik arkadaşlar. Hazır yapmışken. Çünkü böyle setlerin yeni modelleri çıkması arkadaşlar gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra şöyle karşılaştırmayı da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. demin gördüğünüz gibi arkadaşlar heykellerimiz daha küçük daha şey ama yenisinde bence biraz daha iyi olmuş hem büyük olması güzel hem de şeye daha uygun olmuş mini figür boyuna daha uygun olmuş arkadaşlar. Şu arkadaki yapışkanları da demin size R2D2'yu da gösterdim şeyi de gerçekten çok güzel yapmışlar. Burada da bir oynama imkanımız var. Gördüğünüz gibi şurada iki tane kırmızı şeyimiz var. Burada iki şeyi de düşürebiliyoruz. Ben sırf bir tanesini göstereceğim. Onu düşürmeden evvel de şurada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir duvardan yılanlar geldiği için burada da şu şekil arkadaşlar şöyle Yılanları düşürebiliyoruz. E, Tabi e, 10 tane yılan koymuşlar. O da e, ba, e, epey güzel. Şimdi tam güzel olmadı, tam ayarlamamıştım ama mekanizma gayet basit çalışıyor arkadaşlar. E, set olarak e, bu setin hatta fiyatı da üstünde arkadaşlar. Sizlere mutlaka göstermek istiyorum. Tabi 2008'de biraz değişik fiyatlardı. Real Mart'tan almıştım arkadaşlar. 26 Euro yerine 13 Euro'ya yani yeri indirimden almışım. Şu anda bu setin fiyatı tahminimce bir en az bir 100-150 Euro civarı vardır. Ama bu fiyat şeyleri de olması gayet güzel. Şimdi hazır devam edeyim arkadaşlar. Şuraya göstermek istiyorum. Mekanizma gayet basit. Çıkarttığımız an tabi şey oluyor. şimdi yaparken çok oldu da ama şöyle biraz çabuk yapınca oluyor ama bugün nedense olmadı. Şöyle göstereyim şurayı şöyle kaldırmış olayım. Şurası şöyle düşünce arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada hemen düşüyor. Şurada tek bir pinle bağlanıyor ve hemen bir iskeletimiz şu şekilde arkadaşlar öne çıkıyor. Yani deminki mumyayı iskeletle şey yapmışlar. Bunlar çok çeşitli setlerde olunduğu için şöyle şekilde bağlamışlar arkadaşlar. O da gayet güzel olmuş. Yani gayet basit bir mekanizma Şurada da gördüğünüz gibi şu duvarı tek stat tuttuğu içinde gayet basit bir şekilde düşüyor. Bu aynısı şey için de geçerli arkadaşlar. Sol taraf için de geçerli. Şurada da demin şeyi de göstermiştim. Şurada gayet şu gumilerle Gayet basit bir şekilde yılanlarımızı e, düşürüyorduk. E, yeni zamlardan sonra e, Türkiye için konuşmuyorum çünkü Türkiye'de ne yazık ki gerçek Lego Store yok. Sırf bir tane sertifikalı var. O da kafasına göre takılıyor. E, o yüzden e, gerçek Lego Store fiyatına e, bakarsak arkadaşlar, 40 euroluk bir set için gerçekten yeni zamlardan sonra Indiana Jones setlerini çok başarılı görüyorum. Uçaklı şey avcı uçağı takibi seti 35 euro. Bu setimiz kayıp mezardan kaçış setimizde 40 euro. gayet başarılı taşlar gayet güzel sahneler güzel mini figürler güzel gerçekten tavsiye edebilirim ama dediğim gibi e, Lego serbest piyasada 6. aydan Haziran'dan itibaren başlayacak Satış arkadaşlar. Ee, şu anda sırf Lego Store eksklusif olduğu için Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum ama yine de gelse de almanızı pek tavsiye etmem. Çünkü ileride indirimler olacağından gayet eminim. Umarım incelemeyi beğendiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın sevgiyle kalın, Lego ile kalın.